Akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin. Akrep gibi. Selçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye gibi kapalı, rahat. Ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunsun kardeşim. Bir değil, beş değil, yüz milyonlarcasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Gocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılı verirsin hemen ve adeta mağrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içri olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak kabahat senin demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim. Nazım ne yapmış burada ne hissetmiş arkadaşlar? Şimdi ay burçlarını anlatıyoruz. Bugün ay akrebi anlatacağım. Ay tabi bizim duygularımızla alakalı. Bir hassa geceleri Tabi etkisi altına bizi daha fazla alır. Rüyalarımız da ilhamlarımızla alakalıdır. Nazım da tabi ayı koç bir şairimiz. Hapislerde yattı tabi. Nedeni çok açık aslında. Burası Akrep ülkesi. Akrep'ten sonra koç 6. evdir arkadaşlar. Altı ise nedir? Düşman evidir. Ve bu ülkede nedense insanlar koç burçlarını düşman gibi görürler. Tabi bu herkes için geçerli değil. Bu biraz tabi sürünün kendi burcuyla alakalı. Netçe de kolektif bilinç dışı alan denen bir şey vardır hepimiz e, bu coğrafyada olduğumuz için e, son talilde akrep burcuyuz. Fakat tabi kendi bireysel haritalarımız noktasında e, ayrılıyoruz. Ama tabii insanlar tabi bir takım davranışlar gösterirler size. Birisi cimridir. Bir bakarsınız siz de o kişiyle cimrileşirsiniz. Birisi cömerttir. Tam tersini yaşarsınız. Şefkatlidir. Şefkati nefrettir. Nefreti yaşatır size. Bu bağlamda tabi boşuna demiyorlar. Hani it de tam bit de kalkar diye. Meselemiz şey burada arkadaşlar. Ee, koç olmayı anlayamamak. Yani şu koç olmayı anlayamamak e, tabii tabi haritanızda mesela Mars kuvvetlidir. Koç olmayı anlayabilirsiniz. Ama Mars'ımız da terazi. Orada da bir sorun var. E tabi terazi evliliklerle ilişkilerle alakalı. Zaten bu ülkede e bir de e, evi de tabii dördüncü ev, e, dördüncü ev aile aile kökleri, e terazi evlilik, e, bu ülkede aile içi ve evlilikteki herhalde şiddetin e, normal karşılığı çok daha ne yapıyor fazla. Tabii ki insanlar yakınlar, muhatap olduklarıyla sorun yaşarlar. Hatta Atilla İhan da onun da koçta. Onda da benzer bir şiir var yine. Diyor ki, trenin barında alnımı yağmurlu camlara dayamak, küstah bir duble birayla oturup karşılıklı ağlamak, kalemimde mürekkep kalmıyor, insanlar beni görmüyorlar, insanlar kendilerini kaybetmişler, onlara acıyorum, ümitsiz bir akrep gibi ben aynı zamanda mağrurum diyor. Yani ayı onun da koçta, o da benzer durumu hissediyor. Tuhaftır. Tabi burada ee, ay burcumuz bizim tabi hislerimizle alakalı. E o hisleri tabi nasıl ifade ettiğimizle alakalı. Tabi şairler, sanatçılar tabi daha çok ay burçlarıyla yaşarlar. Hepimiz tabi ay burcumuzdan etkilenir, yaşarız. Ama bunu tabi bazı insanlar duygularını ifade etmek, duygularını açığa çıkarma noktasında sözcükleri bazen bir çizim yaparak ressam gibi ya da bir alet, çalgı aletiyle filan yani bir sanatla, bir sesle, bir ritimle, bir şeyle ne yaparlar? ifade ederler. Şimdi burada tabii e, kendi ülkemizin haritası noktasında baktığımızda size şöyle bir şey öğreteyim. E, diyelim ki benim yükselen burcum balık. Güneşim ne oluyor? Güneşim koç oluyor. E şimdi koça göre yani benim güneşime, egoma göre yükselenim ne oluyor? Tam 12 yıl sonrası. Şimdi 12 yıl sonrası insanı ne öğretir? bir şey öğretir arkadaşlar. Teslimiyet. Çünkü 12. eve gelmiş bir gezegenin artık gidebileceği hiçbir yer yoktur. İlk 11 evde daha önceki 11 evde zaten yaşadığını ne yapmıştır? Yaşamıştır. Bu bağlamda e, geri dönüşümsüzdür. Kabullenmekle alakalıdır. Nasıl ayımız 12'de e, maalesef kayıp yerinde kabullenme yerinde. Hatta güneşimize göre ayımız nerede? Akrebin karşısı boğa bir sonraki ev. Yani 8 numaralı evde. Ay 8'de. Yine madende birileri Göçüğün altında kaldı. Yine depremlerde ölmek zorundayız. Sellerde ölmek zorundayız. Şehit cenazeleri gelmek zorunda. Analar tabutlara yaslanıp ağlamak zorunda. İşte bu 8. özelliğimiz bu da. 8 de çünkü bir kayıp evi. Ölümle alakalı. 12. ev tabi bazen 12. ev tabi ölmekten de beter. Öldürmez adamı. Süründürür. Ölüm bazen kurtuluştur. E şimdi e, peki yükselenimiz ne bizim? Yengeç. E peki yükselene göre akrep nerede arkadaşlar? 9'da. Biz buna nasıl tepki gösteriyoruz? 9'da inançla. Yani 9 bir inanç evidir. 9'da tabi ne kadar inandığında inancının kalitesiyle ...zihinsel e, formasyonunla, kapasitenle 12. eve direnç gösteririz. Bakın 6 düşman evi, 9 inanç evi ama eğer akıllı olunur, iyi eğitimli olunursa daha az sorun yaşar kişi. 12'de de zaten artık yapacak bir şey yoktur. Yani 3, 6, 9 ve e, 12 numaralı evler böyle çalışırlar. Bunlar değişken evlerdir. Bu şu demek... Ee, ...beş dakikada değişir bütün işler. Mahzar Fuat Özkan şarkısı gibi. Ee, ve bu beş dakikada her şeyin değişiyor olması... ...olumludan birden olumsuza dönüyor olması... ...ya da işte dün borsaya coşku vermişken... ...bugün de tam tersini yapıp böyle... ...hani endeksimiz bile öyle... ...hayatımız bizim böyle... E ...bu kadar tabii inişli çıkışlı durumlarda... insanlarda ne yapıyor? Kaygı bozukluğu yaratıyor... İstikbal noktasında... Anksiyete yaratıyor. E ona da karşı koymak için bazıları antidepresan kullanıyor diyelim. Bazıları da sabah akşam dua ediyor Tanrıya. Yani orada bir tabi e, ne var? E, sürekli bir e, korku var ve bu korkuyu bir şekilde terafi etmek için yapıyoruz. Yani inancın ne kadarı korkudan, ne kadarı gerçekten yaşanıyor? Onu tabi kul kendi kalbinde daha iyi bilir. Ama ve lakin bu kadar kaygılı bir ayette ne yapıyor? İnsanları yoruyor arkadaşlar. Şimdi siz kendi haritanızla tabi ülkenin haritası arasında ne yapabilirsiniz? Bağlantıyı kurabilirsiniz. E tabi ki e, ülke haritasına hepten tezat bir haritaya sahipseniz eyvah eyvah işte orada insanlar ne yapıyor? İşte tebdili mekanda farahlık vardır diyoruz ya. Bir yerden bir yere göç ediyorlar. İşte bir yerlerde doğuyorlar ülkede. Daha çok tabii büyük şehirlere geliyorlar. E burada da hayatlar iyi gitmeyince bu sefer olmadı. Hadi yurt dışına gidelim filan. Bu budur arkadaşlar. Şimdi ayın tabii Akrep'teki hali zararlıdır. Çünkü yüceldiği en sevdiği yer boğadır. Venüs'ün peşine düştüğünde ay kendini iyi hisseder. Fakat Plüton'un peşine gittiğinde eyvah eyvah. <laughs> Fakat bunun için size şöyle bir şey söyleyeyim. Plüton tabi ağır hareket eden bir gezegen. Mesela 84-95 arası kuşakta Plüto akrep burcunda. Şimdi ee, Ay tabi akrepte ise ben Plüton'un peşine düşerim demek olur bu. E Plüton da gidip e, bir yerde güçlenmişse bu daha fazla hırs ya da kin anlamına gelebilir. Hele bir de ay akrepte ise akrepteki gezegenler daha yoğunsa. Hadi 84'ten önce Plüton arkadaşlar ee, epey bir süre ne yaptı? Terazi Burcu'ndaydı. Ondan önce Başak'taydı. ve Bu 42-55 işte 57 o kuşak. Baby Boomer dediğimiz kuşakta da işte Aslan'da. Neticede Plüto'nun bulunduğu tabi e, Burç onun nasıl e, bir etkiye sahip olduğunu gösterir. Tabi evi de ne yapar arkadaşlar? Bunun nerede olduğunu gösterir. Yani olayın nerede gerçekleştiğini. Ha, özel durumlar vardır. Ay akreptedir, problemli yerleşmiştir. Gider Jüpiter'den olumlu etki alır. Gajje Kesar Yoga dediğimiz Vedik'te kavuşumdur. Karedir ya da karşısına yerleşmiştir. Yani boğaya, aslana, akrebe ya da kovaya yerleşmiştir. Jüpiter orada o ayın tabii etkisini ne yapabilir? Kırabilir, yumuşatabilir. Hepimiz tabi insan olarak negatif duygulara da sahibiz. İlla ayımız akrep olması filan gerekmiyor. Kin duygusu hepimizde vardır. Öfke vardır. Kıskançlık vardır. Şefkat merhamet vardır. Yani pozitif ve negatif ne yaparız arkadaşlar? Birçok duyguyu bünyemizde taşırız. Önemli olan tabi e, arızalı olduğumuz noktaları kabul etmek, bunları tespit etmek, bunlarla yüzleşmek, yani aynen bir hastalığı kabul etmek, tedavinin ilk adımıysa, e, negatif duygularımızı da kabul edip, onlarla da ne yapmamız lazım? Yüzleşmemiz e, lazım. Ama ve lakin, bir varlık, başka bir varlık üzerinden kendisini anlayabildiği, çözümleyebildiği için kendi başına hani bir Sokrat'ın, Platon'un muydu? Platon. Un. Mağara metaforu var ya. Şimdi kendi başına yaşasa bir insan mağarada bir takım hususiyetleri olsa pozitif ya da negatif hiç fark etmez. Doğuştan getirdiği karakteristik olarak ısı yani bunu hiç ne yapamazdı? Fark edemezdi. Çünkü başkasıyla kendisini kıyasladığında ya da başkaları bizim aynamız olduğunda toplum da bunun için var zaten bize belirli noktada ne yapar? Ayar verir. Biz de o ayarları ne yapmak zorundayız? Ee, bir şekliyle halletmek zorundayız. Ama ve lakin özellikle Satürn kovaya geçtikten sonra kovada bir takım tabi toplumsal ilişkiler yeri olduğu için koronayı da beraberinde getirerek İnsanları ne yaptı? Daha bir yalıttı. Yani aile içi ilişkiler, evlilikler, arkadaşlık ilişkileri ya da işte kişilerin iş hayatındaki e, kendi bireysellikleri noktasında e, kopuşlar ortaya çıkarttı ve kişileri yalıttı. Şimdi Plüton tabi kovada 20 yıl kalacak. Bu arada tabii e, toplumsal yapının yani bizim ezbere bildiğimiz o toplumsal yapının, dokunun ne yapacak? Büyük bir kısmını yerle yeksan edecek ve yerine tabii yeni bir takım e, kurallar manzumesi yaratacak. Biz tabii e, bireyin tabii toplumla olan ilişkisi. Çünkü maalesef biz tabii e, endüstri ile beraber 250-300 senedir Doğadan uzaklaştık. Doğadan uzaklaşınca ne yapmış olduk? Doğaya yabancılaşmış olduk. Akabinde de tabii doğaya yabancılaşan bir insan kendine de yabancılaşır. Şimdi bir de topluma yabancılaşma olgusunu ortaya çıkarttı. Böyle olunca da maalesef <laughs> kimse kendisine dışarıdan bakamaz bir hale geldi. Ya birazcık elaya düzgün, yakışıklı eğitim adam, eğitimli adam görünce kendine güvenli. Birileri efendim narsistik şişinme. Ya zaten herkes neticede doktor oldu. Egonun ne olduğunu bilmez. Narsizmin ne olduğunu bilmez. Oturup iki tane e, psikoloji kitabı kurcalamamıştır. Dedim ya işte o mesleksizler dediğimiz grup. Kendilerine işte ezber oradan buradan bir takım işler icat etmişler. Onun üzerinden bir de ahkam kesiyorlar. Ukalalık yapıyorlar. Yani... Kimin tabii ne olup ne olmadığını hani toplum zaten kendince bir değerlendirmeye ne yapıyor? Ee, kalkıyor fakat toplumun da de kolektif bir bilinç düzeyi var. Yani toplum deyince kim bu? Ya toplum kim? Yani kendisi hakkında bir birey, kendisi hakkında bile doğru karar alamazken ağzındaki dişin bakımını bile yapamayıp diyelim ki dişini çürütmüşken başkasının üzerine ahkam kesmesi bana her zaman kimse yanlış anlaması çok gülünç gelmiştir. Çünkü senin kendine ait organların var. Sen önce ne yapıyorsun? Onlarla doğru ilişki kuruyorsun. İnsanın çünkü başkalarıyla ilişki kurabilmesi için önce kendisiyle doğru ilişki kurması, kendisini doğru sevmesi lazım. Hepimiz kendimizi severiz ama kendimizi doğru sevmek de farklı bir kavram. Öyle ya. Şimdi aslan da yavrusunu seviyor. E ona antrikotlu büftekli pirzolalı falan şölen sunuyor. E çakal da yavrusunu seviyor ama ona anca işte leş ya da bağırsak yedirebiliyor. Bu kadar basit. Şimdi burada tabii e çakalı ve aslanı ayrı ayrı çağırıp ya birader sen yavrunu seviyor musun? Tabii ki hepsi yavrusunu seviyor. Fakat Antrikotlu besleyen mi daha çok seviyor? Daha doğru seviyor diyelim. Öbürüsü mü? Zaten belli tiplerinden. Şimdi çakal kalksa aslana dese ki aslan kardeş sen nasıl narsistsin filan. Aslan narsist filan değil ki. Aslan kendi doğası gereği kendi e, hususiyetini yaşıyor. Yani amacı aslanın e, ya şöyle yelelerimle bir geziyim kükreyim filan ortada. Siz narsist olmak için mi bunu yaptığınızı zannediyorsunuz. Değil. Doğana demiş ki sen daha kudretli ve daha yakışıklısın hepsi bu. Yani kartala da demiş ki göklerde uçuyorsun gerekirse koyunu alıyorsun kaldırıyorsun götürüp mama yapıyorsun kendine yavrularını besliyorsun. Şimdi koyunlar da aşağıdan kartallara kızıyor. Ya niye kızıyorsun koyun kardeş? Bak Nazım şiirinde demiş zaten koyun gibisiniz diye. Koyun koyuna yatmak da oradan geliyor zaten. Koç koça falan diye bir yatma biçimi yok. Koyun koyuna diye bir yatma biçimi var. Biliyorsunuz şamanlıkta koç salımı denen bir ritüel vardır. Bir koçu siz kapatıyorsunuz böyle ahıra. Böyle güzelce besliyorsunuz filan. Ondan sonra 40 gün. Sonra salıyorsunuz koçu böyle 500 tane koyunların arasına. Oradan giriyor, buradan çıkıyor hayvan. Bu kadar. Buna koç salımı denir. E koç bunun için yaratılmış bir hayvan. O yüzden de ee, bir koça kalkıp da yok efendim narsissin filan. Ya narsis narsis değil ya. Yok böyle e, dümenler. Yani bunları birileri uydurmuş bir yerinden tamam mı? Ee, ezik Kendinde sevilebilecek hiçbir değer üretememiş insanlar kalkıyor ona buna işte bakıyor İlber Hoca'ya işte Profesör Doktor yakışıklı böyle el ayağı falan da güzel oynuyor falan konuşurken. 9-10 tane de lisan biliyor adam Profesör Doktor Osmanlı e, tarihi konusunda da diyelim ki derinleşmiş bir uzman kendisi hayatında ne e, Lord Kinos tarihini okumuş ne bileyim e, inkılap tarihi okumuş işte uydurma bir şey o da e, ya da sallıyorum e, ne hammer tarihi bilir hiçbir şey bilmez ondan sonra oturur işte sağdan soldan kulaktan dolduğu kelimelerle burada sosyal medyada hocaya ukalalık yapar hoca narsismiş ya hoca narsis filan değil ya narsis sensin ya haline bakmadan Hasan Dağı'na oduna çıkıyorsun yani o yüzden de artık şu yok o egolu bu narsist filan sana ne diyelim ki egolu ya da narsist sen kimsin ki yani? Profesör doktor Gülseren bu dayıcı musun madalyonun sahibi? Sen mi yapacaksın tedavisini? Sen ağzındaki çürük dişi hallet mesele hallolsun olsun zaten. Adam gibi kendinizi beslemeyi öğrenin. Besleme derken buranı besliyorsun. Kalbini besliyorsun, mideni besliyorsun, başka bir tarafını besliyorsun. Ve bir yerlerimizi besleyerek biz hayatta kalırız, insanız biz. Zaten amacımız da bu. Ruh bedenlenip dünyaya geldiğine göre amaç o bedene tamam mı? Tıka basa besleyip daha sonra bedeneden azade olmak. Aç beden oynamaz. Oynar mı? Oynamaz. Oynar da başka türlü oynar. Başka bir yer oynar. Şimdi Neymiş? Ayakrepte tabi e, içsel alemde tabi bir takım duyguları. Hırslı. Çünkü Plüton ne yapıyor? Hırslı bir gezer. Hades. Yeraltı tanrısı. Çirkin, mirkin, topal bir tanrı. E, işi gücü e, yer altında yaşayıp orada tabi Olimpos'ta yaşayan tanrılardan da kendini ayırmış. Bir takım dümenler içerisinde. Karanlık, mafya yani. Şimdi ama tabii o da gerekti. Neticede şunu kabul etmeniz lazım ki Plüton aslında hepimizin gölge yanıdır. Karanlıkta kalan yanıdır. Bunu tespit etmek ee, bunun üzerinden büyümek icap eder. Yani benim Plüton terazi ve 7. evde olduğu için evlilik ya da ilişkiler üzerinden ne yaptım ben? Bir Plüton dönüşümüne maruz kaldım hayat boyu. Akrepte ise 84 95 arası onlar da akrebin anlamları üzerinden ne yapıyor? Deneyim yaşıyor. Zaten o kuşağın deneyimi tabi aslında bu ülkede cinselliğin ilk patlaması. Bak şimdi cinsellik deneyimi var tabi ki neticede. Burada bir akrep özelliğinden bahsediyoruz. Ya da ne olsun arkadaşlar 95-2008 arası nerede? Yay. Ne oldu 95-2008 arasında bir düşünün. Mesela e, Refah Partisi yanlış hatırlamıyorsam 95'te ilk parti olarak çıktı bu ülkede. Yani birinci oldu, ilk seçim o olması lazım. Yanlış bilmiyorsam. E, inançlarla alakalı bir dönüşüm, dönüşüm yaşandı yani. Bunu demeye çalışıyorum. 2008'den sonra da tabii ne oldu arkadaşlar? İşte e, Oğul e, 2024 oldu. Bu arada ne yaşandı? Dünyaya bakın yönetimler konusunda büyük deneyimler yaşandı. Yani mesela diyelim ki Afro Amerikalı birisi geldi 2008'de Amerikan başkanı oldu. Ya da işte bir takım kesimlerin işte karşı çıktığı hani bu ülkede bir ara biliyorsunuz kapalı insanlara takmıştı bir grup bir takım insanlar. Olabilir o da onun tercihi o da öyle bir hayatı yaşıyor. E 2007-2008 olması lazım işte ee, Hayri Nisa Gül, Abdullah Gül'ün e, eşi olarak ne yaptı? Köşke. Yani o zamanlarda bunun kavgası oldu. Ya da Trump gibi bir gerizekalı mesela Amerikan başkanı olabildi. Aman ha gene olabilir ha enteresan yani. Çünkü Pluto şöyle bir olağa bir yine gelecek 2024'te tam yerleşmedi hala. Ee, birden gelirse abi bakarsın bir daha Trump amca. Orada burada racon keser durur artık. Her mahallenin bir delisi var tabi. Her ulusun da bir delisi var. Ee, onu da Rabbim ne yapıyor? Bizi tabi terbiye etmek maksadıyla gönderiyor. Şunu kabul etmemiz lazım ki eğer bir insan gelip hayatınıza giriyorsa olumlu ya da olumsuz size katkıları olabilir. Bir takım olaylar silsilesi yaşıyorsunuzdur. Olumlu ya da olumsuz onun da etkisi olabilir. Bunu ne yapıyor? Rabbim yapıyor. Bu kadar basit. Ne diyor ayet? Onlar diyor tuzak kurdular diyor. Allah da onlara tuzak kurdu. Çünkü diyor Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Orada hayırlısıdır derken yani o daha uzman, daha usta. O yüzden de adamın yolunu açar böyle. Sen böyle yürüsün, koşa koşa. Oo, beş şerit otoban filan. Ondan sonra gidersin orada bir tane bir şeye toslarsın işin biter. O yüzden de hani çok güvenmeyeceksin kendine. Rabbim yürü der, yürürsün. Değil mi? Sürün der, sürünürsün. Uç der, uçarsın. Bu kadar basit. Benim tabi evrenden doğadan anladığım şey bu. Herkesin tabi bu farklı olabilir. E, son talilde tabi kovadaki haliyle tabi toplum çok değişecek arkadaşlar. O yüzden de birey olarak bizim tabi e, amacımız değişen ve değişmekte olan koşullara bir şekliyle ne yapmak? Adapte olmak. Doğru pozisyon almak, doğru pozisyon almak için de ön görebilmek, ön görebilmek için de belirli bilgilere sahip olmak ve farkındalık bilincini ne yapmak yukarı çekmek. Bu kadar. Bizim de buradaki görevimiz insanımıza tabii ki ülkem insanı elimden geldiğince bilgilerimi paylaşmak ve onlara bir akıl yürütme tarzı öğretmek. Bunun Astrolojiyle de kendi başına hiçbir alakası yok tek başına. Astroloji de bunlardan bu araç sallıklardan sadece bir tanesi arkadaşlar. Sadece astroloji bildiği için astroloji kalıplarıyla ezbere konuşup kendilerini ifade eden insanlar başka ilimlerden maalesef ne yapmamışlar? Nasiplerini almamışlar. Her şeyi astroloji zannediyorlar. Astroloji ee, binlerce ilimden sadece bir tanesi arkadaştı. Bu kadar basit. O yüzden de ben ne yapıyorum? Yeri geldikçe her konuyu harmanlayarak size vermeye çalışıyorum. Yaptığım şey budur. Ee, bunun içinde bazıları bize ne yapıyor? Kızıyor. Kızmayın. Kızmayın. Kızacak bir şey yok. Netçe de biz inançlı insanlarız. Ee, Rabbim herkese bir şey veriyor. Bana yani bu verilenleri biz tabi çalışarak elde ettik ama herkes çalışıyor, herkes mi milyoner oluyor? Bu böyle bir şey değil ki. Yani muvaffak bile tevafuk kökünden gelir Arapçalı. Bu kadar basit. Şimdi ayın Akrep'te ise tabi burada duyguları yönetmek konusunda bir kere sabit bir burç Akrep ve Duygular sabitlenebilir. Tabii ki ayı akrepte birisi. Mesela kardeşimin ayı akrepte ve birinci evde. Birinci evi tabii ay çok sever. En sevdiği yerlerden biridir. Ama akrepte olması tabii ne yapıyor? Onu kararlı kılıyor. O kararlı bir çocuk. Yani zaten tuhaf bir haritası var tabii. Yani son talilde güneşi ikizler. Yani ülkemin ayı kardeşimin güneşinin üstündeyken kardeşimin ayı ülkemin güneşin üstünde. Yani ay güneş karşılıklı olarak ne yapmışlar? Ee, birbirlerini yakalamışlar, kucaklamışlar. <laughs> Bu aslında tersten olumlu bir durumda olabilir. Yani dediğim gibi ya ayım akrepte ya da ay 8. evde eyvah eyvah mahvoldum. Yok öyle bir dünya arkadaşlar. Son tahlilde kişi dedim ya bunu bilir, bununla yüzleşir. Yani Olumlu tarafları kullanırsa çünkü akrep gölge yanımızı, bir takım cinsel saplantılarımızı, ölüm karşısında ki ölüm varken biz yokuz, biz varken ölüm yok ama başkalarının ölümü üzerinden de olsa biz ölümü deneyimleriz ve genetik bütünlüğümüz ve kolektif bilinç dışı alanımızda önceki yaşamlarda defalarca 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 öldüğü için aslında ölümün ne olduğunu hepimiz biliriz. Biliriz. Ölümden sonra ne olacağı üzerine herkes ayrı bir yorum yapabilir ama ölümün ne olduğunu biliriz. Ve kabul edelim ki aslında hepimiz ölümden korkarız. Siz bakmayın bu ülkede ben ölümden korkmuyorum. E neden korkuyorsun? Cep telefonun camı kırılacak ondan korkuyorsun. Evin yanacak, ondan korkuyorsun. Çocuğunu ya da sevgilini ya da kocanı kaybedeceksin ondan korkuyorsun. Yapma şimdi. Yani ölümden korkmasan bunlar başına geldiğinde Dedim ya o gün 93 yaşında ölüme yürüyen e, eski Hollanda'nın e, başbakanıyla 70 sene eşi o da 93 yaşında beraberce ötenazi kapsülüne girdiler. Ben size gidin intihar edin demiyorum ama ee, ölümün olduğu yerde daha ciddi hiçbir şey yoktur. Aslında senin kaygı dediğin farklı konulardaki korkuların tamamı bunu zaten Freud ölüm üçlüleri teorisi kitabında çok iyi anlatır. Bilinç ee, bilinçaltındaki ölüm korkusu sana farklı farklı kaygılar getirir. Aslında temeldeki bütün mesele şeydir. Ölüm korkusudur. Bu kadar. Kur'an'da da ne diyor? Anneler çocuklarını, bebekleri kucaklarından atacaklar diyor İsrafi Sur'un üflediğinde. Yani fay facialar yaşanıyor hayatta. Anaların çocukları ölüyor. Ne oluyor gidip intihar mı ediyorlar? Yani dede Korkut hikayesinde Deli Dumrul'dan Azra Can'ın isteyince anası babası veriyor mu arkadaşlar? Ya biraz real olun. Tabi Allah kimseye evlat acısı filan yaşatmasın. Konu evlat acısı da değil zaten. Ölümler mümkünse tabi elimizde olan bir şey değil. Eee yaş sırasıyla olursa tabi daha makbul olur ama hayat öyle bir şey değil. Şimdi ayımız akrepte ve birinci evdeyse ne olur arkadaşlar? Tabii ki haritayı ne yapıyor arkadaşlar? Bu durumda Plüton yönetiyor. Tabi Plüton nerede? Nerede? Yani bizim yetmişli kuşaktır. Plüton terazidir. Yok sonra seksanlı kuşak doksanlıların yarısı akreptir. O yüzden de ne yapıyoruz? Her zaman dispozitöre ne yapıyoruz? Riyayet ediyoruz. E peki akrebin yani birinci evde olduğu, ayın haliyle birinci evde olduğu pozisyonda Akrep'ten değil mi arkadaşlar? Ee, bir önceki su burcu nedir Akrep'ten bir önceki su burcu? Yengeçtir. Bir sonraki balıktır. Yani trikona dediğimiz üçgen durum su, su, su. Yani o yüzden zaten üçgen bir açıyı seviyoruz. Çünkü bu şu anlama geliyor. Gezegenler aynı elementlerde yerleştikleri için birbirlerini elementsel olarak anlayıp birbirleriyle daha iyi kontak kuruyorlar demektir. Son tahlilde ay akrepte ve ay yengeç yöneticisi olduğu için haliyle ne yapıyor arkadaşlar? Akrebi aslında anlıyor ama Zarar görüyor buna rağmen ki anneden gelen de karmayı tabi barındırabilir. Burada tabi evine göre ne yapabilir? Ee, annede zarar görmüş olabilir. Aile köklerimiz çünkü ay. Ee, burada tabi birinci evde aslında güçlü olduğu bir ev. Ve birinci evdeki pozisyonda Geriye geldiğimizde akrepten önceki yengeçe 9'un sahibi demektir. İşte burada olay budur. Yani 9'un sahibi olarak ay akrepte birinci eve yerleşir. İnançlarımız ee, inançlarımız konusunda ya da şöyle düşünelim. Orada onu nasıl kullanmak gerekir? Şimdi benim kardeşim doktoralı birisi. E. Ee, Fazladan da 2-3 tane lisan bilir. 9'un anlamını bir de ne yapmıştır? Gerçekleştirmiştir. Öyle olduğu için tabi duygusal olarak ne yapabiliyor? Ay akrep birinci ev pozisyonuyla daha iyi başa çıkabiliyor. E, doktora var. Yurt dışında çalışmış. E, İspanyolca var. İngilizce var. Arapça da biliyor. E nedir şimdi bu çocuk? 9'un anlamlarını birinci evde gerçekleştirdiği için daha rahat. Ama sen dokuzun anlamını, dokuzun anlamlarını zaten biliyoruz. Adam gibi hayatında kullanmıyorsan e geriye pek bir şey kalmayacağı için ondan sonra kendi boş zihninle tamam mı İçsel aleminde o duygularınla ne yaparsın? Kin ve nifak e, yaşarsın. Halbuki bir insanın diyorum ya olumsuz duyguyla hemhal olması için bile ne yapması lazım? Boş olması lazım. Ya da abuk sabuk insanlarla oturup kalkıyor olması lazım. E o da abuk sabuk insanlar da sana ne yapıyor? Dinamik aktarım yapıyor. O duyguları sana taşıyor. Bitle bitte kalkar diyoruz. Son talilde sen ne yapıyorsun? Bir nevi duygusal virüs alıyorsun. Öyle hijyen kuralları ağzına bilmem maske kapatıp gezmek de olmuyor. Sen hayatını aldın, beraber oldun, beraber bir şeyleri paylaşıp yaşadığın insanlar sana ne yaparlar? Bunu kitlerler. E ayın akreptedir. Anne Vesvesedir, ee, sürekli dedikodu, gıybet peşindedir. Sen de buna sürekli zihinsel olarak ne yapıyorsundur, maruz kalıyorsundur. Aa bir bakarsın, sen de ona dönüşmüşsün. Bu kadar basit. Dokuzun sahibi ama dokuzun sahibinde tabii ee, başka ülkeler, başka diyarlar diplomalar, eğitimler, yabancı diller, inanç, bunların tamamı ne yapar? E, ayı orada akrepte birinci evde toparlayabilir ve kişi daha güzel yüzlü birine dönüşür. Nedir? Hadistir. Siret surete akseder. Ben size bir şey söylüyorum. Bir insanın pisliği suratına vurur arkadaşlar. Kimse kendini kandırmasın. Ay çünkü yüzü yönetir. Yüzüne bakarsınız bir insanın. Aşağı yukarı anlarsınız. Yani kalbimizin aynası gibidir o. Ha sen tabii herife gıcık kapıyorsundur. Kendin çirkinsindir. E, o güzelliği ona sen hasetlik besliyorsundur. O seni kendi sıkıntındır. Onu söyleyeyim. Biraz objektif olmaya çalışalım. Olabilir. Herkes, ben burada bahsettiğim yakışıklılık anlamında bir güzellikten bahsetmiyorum. Bir auradan, bir enerjiden bahsediyorum. Bunda mı görmüyorsunuz yahu? Yani bunun için sen aura uzmanı olmana gerek yok. Şöyle baktığın zaman görürsün zaten. Evet. Peki kalksak ikinci eve koysak İkinci ev tabii e, her zaman ne söylüyoruz? Maddi olarak kendimizi konforlu hissetmeye çalıştığımız yerdir. Bir de hayata geliyoruz. Kendimizi oluşturuyoruz. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. İki de bunu tabi sürdürmemiz gerekiyor. Boğa evi orası. Toprak sabit. E, toprak sabit bir halana ihtiyacımız var. Gökyüzünde uçacak halimiz yok. Çoraplı moraplı filan. E, şimdi ne yapmamız lazım o zaman? Peki eee 2. evde ise akrep. Yengeç nerede olur? E. Evet. Bir önceki pozisyonda 9'du. Şimdi bakın 2 toprak evi. Demek ki artı evleri, varlık evleri 2 6 10. Demek ki ne yaptı? 10'a kaymış oldu. Onun sahibi burada ne olur? Yengeç olur. Anladınız mı hesabı nasıl yaptığımı? Yani hesabı bu şekilde yaparsanız hiç gözünüzü kapattığınız zaman bile o chart ne yapar? Gözünüzün önüne gelir. Hiç bakın hiçbir şey ezberletmiyorum. Yani bir çizime bakmak bile farkına varmadan sizi ezberci bir zihniyete sokar. Öyle yapmayın. İki toprak evidir. Ay 2'de ise ondan sonraki üçgenler 6 ve ondur. Eh demek ki yengeç geldi buraya ona yerleşti. Onun sahibi 2'de. Tabii ki onun sahibinin 2'de olması aslında muhteşem bir durum. Eğer onun sahibi 2'ye yerleştiğinde bizim durumumuzda bu tabii ay oluyor. Ee, eğer sert, zararlı bir açı almamışsa, 2'nin sahibi de güçlüyse kişiye kariyeri üzerinden toplum önündeki rolü ve görevi üzerinden ne yapabilir? Para verebilir, kazandırabilir. Onun sahibinin iki olması çünkü bir arta evinin, varlık evinin sahibi başka bir varlık evine yerleşmiş demektir. 2, 6 ve 10 varlık evleri. Bu kadar. E bu tabi 10. E, ev sahibi olduğuna göre 10. ev yen bir yer olduğu için akrepte de olsa yani şimdi Satürnyen bir yer olmasından kaynaklı öbürüsü de boğa yani toprak Venüsyen bir yer olmasından kaynaklı Ne yapıyor arkadaşlar Satürn ve Venüs kombinasyonu yaşatır yani 10 ve 2 Satürn ve Venüs kombinasyonudur Satürn varyasyonu uzun zamana yayarak sürece yayarak elde ettiğimiz durumdur O yüzden ben 6 eve iş evi 10. eve ne diyorum? Meslek evi diyorum. Meslek. Meslek ille de 9. evde üniversite okuyarak elde edilmez. Yani terzilik de bir meslektir. Değil mi arkadaşlar? Berber olmak da bir meslektir. Yani bu bir kariyerdir. Ve bunu hemen çat, eline bıçağı alan, makası alan, jileti alan 2 dakikada çat berber olmuyor. Ne yapıyor? Zaman istiyor. Binlerce kelleyi tıraş ediyorsunuz öyle uzmanlaşıyorsunuz zaman içerisinde öyle bir overnight geceden sabah olmuyor. Bu anlamda onun sahibinin ikili olması iyi ancak dediğim gibi ay e, yani duygularımız madem e, madem onun sahibi burada ay oluyor yani kadınlarla ilgili bir iş yapılabilir mesela sallıyorum güzellik uzmanı ama jinekolog da böyledir. Neticede o da ay. Çünkü rahim ve rahimden çıkanları ne yapıyor? Hoş geldiniz filan deyip dünya testlerinde karşılayan kişiye ne deniyor? Cinekolog deniyor. Öyle düşün. Ebe eskiden. O yüzden kızınca ne diyorduk? Ebeni bilmem ne yapayım filan. Şimdi buradaki olayımız neymiş arkadaşlar? Ee, onun sahibiyle e, anlaşabilmek için eee çok sabırlı olmamız lazım. Sabırlı. Bu yemek sektörü de olabilir. Yani iyi bir şef yani AYM'yi de aynı zamanda de onu sahibi. Belki de gastronomsun, belki de şefsin, bilemiyorum. Birçok ne yapabilir? Anlama gelebilir. Ay peki 3'e yani akrebi 3'e koşturursak ne olur? E ne oluyor şimdi? 3 ne evi? Kama arzu evi. ikizler evi. Diğer arzu evleri de bakın hep 4 ekleyerek gidiyoruz. 7 yani terazi yine bir hava burcu. 7 kova o da bir hava burcu. Demek ki ay burada 11'de. 11'in sahibi 3'e yerleşmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi 11'in sahibinin Üçüncü eve yerleşmesi demek. 11 tabi toplumsal meseleler. Ama tabi e, günümüz dünyasında diyoruz ya internet dünyası aynı zamanda. Yani 3'te 11'in sahibi ise kişi e, bir eğitmen, öğretmen olabilir. E, yazılımcı olabilir. Ya da işte ne olsun mesela Vedat Milör mü olsun? Yani işte geziyor. Üç. Nerede geziyor? Toplumun içinde. Ülkeler arası falan böyle. Ne yapıyorsunuz? <laughs> bir şey tanıtıyorsunuz. Yani toplumla alakalı bir belgesel çektiğinizi düşünün. Bir eğitim. Yani üç çünkü eğitim ve başkalarının tabii eğitilmesiyle de alakalı olduğu için. Zaten öğretmenlerimizde ya da işte üniversitede hocalarımızda ikizler yay aksı nedir? Etkindir. Yani ikizler ya da yay yükselende olabilir. orada o burçlarda bir stellium olabilir. Burada tabii 11'in sahibin 3'te olması toplumsal konularda nedir? Bir eğitim veren kişiyle ne yapabilir? Gösterebilir. 11'in sahibi çünkü. Ve 3'te. Peki 4'e kaydırdığımızda ne olur? Dört bir mokşah, su burcu. E, ölüm ötesi dediğimiz, su çözer ya, yok eder, çürütür. Zaten yaşamın var olduğunu biz nereden anlarız bir gezegende? Sudan, yani sulu bir rahme geliriz. E, vücudumuzun, hatta yaşadığımız gezegenin de yüzde yetmişi nedir? Sudur arkadaşlar. Ve tabi dörden ekleyerek gidersek işte yengeç, akrep, sonraki de ne? Balık 12. burç. E burada tabi ne oluyor arkadaşlar? 12'nin sahibi 4. eve düşmüş oluyor. Yani 4. evde ay akrepse 12'de ne vardır? Balık vardır. Bu bağlamda tabi e, balık evi diyoruz ya yani 12. ev. Ama bizim bu durumda ne var? Yengeç var. Çünkü yengeçten sonra akrep. Peki ne oluyor? 12'nin sahibi 4'e düşüyor. İşte biraz problemli bir durum. 12 tabi kayıplarla alakalı olduğu için bunu ille bir ölüm kaybı gibi düşünmeyelim. Kafayı üşütmüş, beyni sulanmış. Kişi de ne olabilir? Kayba uğramıştır arkadaşlar. Kayba uğramıştır. Yani uykuya deriz ya yarı ölüm diye. Uyuyor olma halindir o senin uyuşturucu müptelası olma halin olabilir, alkolik olma halin olabilir ya da hurafelere inanıyor, aslı yok yaylasında at koşturuyor, inançlarına da sahip olabilirsin. Boş boş işlerle uğraşır, bunlara inanırsın. Aradan yıllar geçer, maddi manevi zarara girersin. Hala ne olduğunu da anlayamazsın mesela. Güneydüğüm balık ülkemin vaziyeti gibi. 12'nin sahibi de 4'te. E 4 bir annen aile kökleri yani 12'nin sahibi 4'te olduğunda rezalet bir evde yaşıyor olabilirsin. Hayatta kalma konusunda zorlanıyor olabilirsin. 12'nin sahibi 4 ise evin resmen hastaneye dönüşmüş olabilir. Allah korusun hapishaneye de dönüşmüş olabilir. Yani 12 hapishane e 4'te yani hapis hayatı yaşıyor olabilirsin veya direkt hapishanede de olabilirsin. Hastanede olabilirsin. Allah korusun. E, ee, kliniğe, akli sorunları olan insanlarla bir arada olabilirsin. Vesaire vesaire. Zaten 12'nin sahibi dörtte olduğunda tabi mazlum bir ana da verebilir. Zaten çoğumuzun tabi anaları mazlum. Babalar zalim. Allah cezanızı versin sizi. Ne yaptınız lan o kadınlara? Hepsini Galler Prensesi olarak alıp sonra da bu hallere nasıl getiriyorsunuz siz? Onu anlamıyorum ki. Evet, herkes tabi kendini mağdur göstermek için şey arıyor. Bir bahane arıyor. Hiç demiyor ya. Rabbim bana niye bu adamı, bu insanı, bu kadını, bu çocuğu, bu yücel hocayı ya da işte bilmem kimi gönderdi bizi şey yapıyor. O demiyor. Bak, sınıyor diyor hala. Sınamıyor, eğitiyor seni. Allah seni niye sınasın? Bilmiyor mu yarın ne olacağını, öbür gün ne olacağını? Sınamıyor, seni eğitiyor ruhun inkişaf etsin, tekabül etsin diye seni eğitiyor, eğitiyor. Öğreneceğiz hepimiz. Öğrenmeden çıkış yok buradan. Öğreneceğiz. Öğrenmek zorundayız. Ya da <laughs> falakaya yatırırlar adamı öyle öğrenirsin. Dayak yemeden öğren. Eşek gibi dayak yiyip yiyip Mevla'nın mesnevi üstünde o yüzden hep eşekler var. İngiliz atları yok. İngiliz atına yürü diyorsun yürüyor gidiyor. O yüzden birkaç milyon dolar o yüzden klasik müzik filan dinletip masaj yapıyorlar. Aynı muameleyi bize gösteren yok ama yani. Lan şu dünyada İngiliz atı kadar kıymetimiz yok. Neyse eşekte de değiliz ya en azından. Ona da dua edelim. <laughs> Şimdi neymiş? 12'nin sahibi 4'te olduğu için e bu tabi aile içinde bir takım kayıpları ve aileden yana zarar görmeyi de ne yapabilir? Gösterebilir. Ailede gizli düşmanların olabilir. Çünkü 12 gizli düşmanlar. Bilinçaltı ya. Bilinçaltımız bizim gizli düşmanımız. Hemen karşısı 6 zaten fiziksel hastalıklar. O açık düşman. Yani fiziksel bir arıza varsa zaten açık gözüküyor daha işte. Çürük diş örneğinde verdiğim gibi. Peki ne yapmak gerekiyor? Valla 12'nin sahibi 4'te olduğunda arkadaşlar özellikle aile ve ailede bize karşı gizli düşmanlık besleyecek insanlardan özellikle uzak kalmak lazım. Yani yalnız başına kal daha 12 zaten yalnız başına kendimizle kaldığımız alandır. Çünkü birinci evin hemen arkası. Arkamıza dayıyoruz. Biri kendimiz ya. Yani. Arkana dayıyorsun. Arkana dikkat edeceksin. Duvara vereceksin arkanı. Ben genelde öyle yaparım. Peki. Beşe koyarsak ne olur? Beş bir darma evi? Beş dokuz. Dokuz ne? Yay. Bir var bir de. Dört eksi. O da koç. Yani ateşlerin olduğu yer. Peki beşinci eve biz akrebi koyduğumuzda ne olur? Demek ki birinci evdedir. Yengeç. Haritanın yükseleni. Yani birinin ayı akrepte ve beşte ise haliyle yükselende yengeç vardır. Bu kadar. Kuralı anladınız değil mi? Zaten buradan yola çıkarsak aquil sistemin ya da whole sahinin ki whole diye benzer zaten kullanılmasını ne yapıyorum? Her zaman söylüyorum. Doğru buluyorum. Peki birin sahibi 5'te. Birin sahibi beşte ise ne olur? Kişi kumarbazdır. Dostoyevski'nin kumarbazındaki gibi. Beş çünkü hayattan lezzet aldığımız, heyecanlandığımız yer. E kumar da bizi heyecanlandırır. Şimdi kabul etmek lazım. Bazıları da işte üç 4 çocuk sahibi olup kumar oynarlar. İşte muhteşem çocuklar doğuracaklardır filan. Hanedan olacaklardır. O da zaten bir kumardır. Ortaya atıyorsun şöyle çalkalayıp e, tohumları. Rastgele gidiyor işte bir eli işte tutunuyor ya bir şey çıkıyor mesela. Ya da aşk mesela o da bize heyecan veriyor. Egomuzu tabii ne yapıyor? Coşturuyor. Çünkü aşığımız bizim ego onayımızdır. Ne diyor? Görmedim ömrümün asude geçen bir demini. Ah çekerim hep o siyah gözlerini matemini diyor. Ya da diyor ki ulan diyor tipsiz diyor. Ben diyor seni zaten sevmiyordum diyor. Eh simitte karnımızı doyuruyorduk işte aslında biftek pirzola arayışındaydım bulamayınca da ne yapayım hiç yoktan iyidir dedik karnımızı öyle doyurduk. Ya da bu cümle söyleniyor. Dehşet değil mi arkadaşlar? Neyse son talilde beşinci ev ego evidir. Orada tabii çocuk senin egonu incitir. Gidersin riskli yatırıma girersin kaybedersin egon terbiye olur. Gidersin aşk yaşarsın bir güzel boynuzlanırsın yine terbiyeli köfteye dönersin son tarihde 5. evde çat çut ne yapabiliriz dayak yiyebiliriz en de sonunda da yeriz onu da söyleyeyim yani hiç kimse bana kalkıp ya ben 5. evde hiç dayak yemedim bu konularda filan demesin yani öyle bir şey yok yani. Orada sen aktör de olabilirsin ha, artist de olabilirsin, sahneden kazanıyorsundur filan. Ama öyle bir an gelir ki artık kimse seni dinlemiyordur, plaklarını da satmıyordur. Yaşlandın diye dizilerde de artık seni oynatmıyorlardır, çat diye yine patlarsın. Yani beşte kalıcı bir şey yapmak zordur arkadaşlar, onu söyleyeyim. Ha Van Gogh gibi tablo yaparsın, kimse satın almadı diye 35 yaşında kalbine karnına sıkarsın. Karnına da niye sıkıyorsa? Herhalde mide bağırsak bir sorun var. Şimdi neyse. E, ya da kendini şey öyle ifade ediyor. Yani harekir yerine filan. Olabilir. Yani Bizim Van Gogh koç ama Japon gibi düşünmüş. Biraz ateşli silahla yapmış bunu. Ateş ya. Van Gogh deli gözleriyle bana bakıyordu diyor. Aa, neymiş? Ama o kalıcı tabi. Kendisi tabi kalamadı egosal olarak. Neyse ruhu şad olmuştur herhalde. İnsanlık tablolarına. Ciddi rakamları diyor. 100 milyar dolar, milyon dolar. Milyar nereden çıkıyor? Şimdi heh, yani 5. E, evi anladık. Birin sahibi orada çünkü. Diyorsun ki ben 5'e giderim. 5'in anlamlarını yaşarım. Yaşa tabii ki. Seveceğim filan. Gezeceğim. Görürsün sana neler edeceğim. Aa. Sonra da bir yaşa gelirsin. Kimseye bir şey yapamazsın yani. Bol kedili hayat yaşarsın. Evet. Kova Aslan diyalekti. Karşıklı. Karşıtların beraberliği. Tez. Antitez, sentez. Evet. Biz sentezciyiz. Öyle tez, antitez. Ya siyah ya beyaz. Öyle bir şey yok. O düz kafaların işi. Ne yapıyoruz? Şimdi altıya yerleştiriyoruz. Orası yine iş güç. Ekmek evi. Çalışırım. Kuzey Başak ya. Kedi beslerim. Bol bol çalışırım. Ekmek param anca çıkar evi. Ya da olmadı onu yapmıyorsam bu sefer yattı balık yan gider evi. Güney düğüm balıkta. Emin olun güney düğüm balıktan daha iyi kuzey düğüm Başak. Onu söyleyeyim. Çünkü herhalde yukarıda güney düğüm senin önceden bildiğin. Zaten o yüzden herhalde e, tembelişkolar dört denizli yere doğuyor. Nasıl olsa dört tane deniz var. Düşünsene Japonya'ya doğmuşsun yüzde doksanı dağlık. Zaten ya da böyle ektiğinde ürün mahsul vermeyen Afrika ve Arap ülkeleri gibi ülkelerde doğmuşsun. Aç kalırsın zaten. Sıkıysa çalışma yani. Evet. Burada altı tabi Demek ikinin sahibi altıda. Şimdi para evinin ikinin sahibi altıdaysa ne diyor? Benim diyor param var diyor, iş kurarım diyor. Yani aslında param var iş kurarım. Yani bir esnaf mesela şeyi olabilir bu pozisyonu olabilir. Esnaf pozisyonu. Ama ikinin sahibinin altıda olması kişi biraz az kazanıyor olabilir. Yani onun sahibinin ikide olmasından biraz tabii daha zayıf bir pozisyon. Ama her halükarda ikinin sahibinin altıda olması kişiyi para konusunda yani mecburi bırakıp çalışmak konusunda mecburi bırakıp ne yapabilir? Sağlıklı da yapabilir. Kaydırsak 7'ye kaydıralım. Bu sefer de 3 7 pozisyonu. Yani 3'ün sahibi 7'de. Şimdi kardeş evi 7'de. Tuhaf. Varmış, varmış. Roma imparatorlarında filan tabi Tevrat'tan önce filan da millet kardeşiyle bile evlendiği çağlar olmuş yani. Tuhaf. Ensest. Şimdi tabii üçün sahibinin yedi de olması nedir arkadaşlar? Kardeşinle ortaklı bir işe girebilirsin mesela. Öyle tanıdığım bir sürü insan var. Bu ülkede kardeşiyle beraber işte bir yer açmış ne yapıyor? İşletiyor arkadaşlar. Üçün sahibinin yedi de olması. Üç tabii eğitimle alakalı olduğu için. Yedi de yani bir hukuk eğitimi de alıyor olabilirsin. Değil mi? Ya da Üçün sahibini yedide. Başka ne olsun? Mesela kansılır. 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 Yani işte evlilik e, işte İşte evliler geliyor. Çift terapisi yapıyoruz. Bizim Bilgehan Kutlu Hoca gibi. Ay çarpması romanında. Orada bir yengeçle terazi evliliği var mesela. Tabi o varyasyonlar arttırılabilir. Onu Venüs çarpması kitabında Ay çarpması diye kitap yazdık. Millet ay çarpması diye kitap yazmış. Kova çağı ve astroloji diye kitap yazdık. Millet kova çağı diye kitap yazmış. Enteresan. Kapağının engin de aynı. Ulan kopyalıyorsun bari birazcık daha farklı kopyala değil mi? Bazıları da hocam ya nereden? Nereden çıkarttın var mı? Kitapların bir basılım tarihi var tamam mı? Biz daha önce basmışsak biz daha önce basmışızdır. Aradan bilmem kaç sene geçip çıktığında insan tabii ki şüphelenir. Şekerim yani. Abi biz tabi vereceğiz. Kaynaktan çakallar da su içse zaten kaynak kirlenmez ki arkadaş. Kaynak bu adı üstünde. Ne yapıyormuşuz? Ee, üçü sahibini yediye gönderdiğimizde tabi üç tabi gezik tozu mesela. Olabilir. Yani şimdi evli çiftlere şey düzenliyorsun. Tur düzenliyorsun filan. Ucuza. Olabilir yani. Bunları tabi örneklerini yaparsınız arkadaşlar siz kendiniz e, çoğaltabilirsiniz. Kaydırdık dördün sahibi sever sekizde. Dördün sahibiydi aile kökleriydi sekizde. Bakın dördün sahibi sekizde ama sekiz çünkü neticede bir miras yeri de ciddi anlamda miras kalmış bir e, zengin aileye doğmuş da olabilirsiniz. Yani dördün sahibi sekizde. Bak araç kalmıştır, ev kalmıştır miras olarak değil mi? Aile köklerinden 8'e ne yapmış? Gezegen gitmiş. Dördün sahibi 8'de olması ama mesela kötü bir yorum da yapayım burada yeri gelmişken. Dördün sahibi 8'de evin depremde tepene de yıkılmış olabilir. Yani bir deprem e, zede durumu da dördün sahibi 8 pozisyonunda ne yapabilir? Oluşabilir arkadaşlar. O yüzden de burada gezegenin tabi diğer gezegenlerle girmiş olduğu açılar nedir? Önemlidir. Biz burada tabi ne yapıyoruz? Önce parçaları tek tek tanıtıyoruz. Yani aynen bir inşaat yaparken 2000 sektör, 2000 malzeme çeşidi. Bunları tabi önce size tanıtıp öğretiyorum. Daha sonra bunların hepsini nasıl beraberce inşa edeceğimizi de ne yapacağım? Göstereceğim. Burada tabi parçadan bütüne gitmeyi böyle giderek anlatmayı bazen de bütünden parçaya gelmeyi yani karşılıklı bir şekilde ee, daha tümden gelim ve tüme varım ikisini de kullanarak ne yapmaya? Anlatmaya çalışıyorum arkadaş. Peki kaydırdık, 9'a getirdik. 5'in sahibi 9'da. Ala ala. Yani darma evi 5 zaten trikona, 9 da trikona evi. Beşin sahibi arkadaşlar güneşle alakalı olduğu için e, babadan gelen karmamızla da alakalıdır. Ne diyor Kutsi hadiste? Adem'in sürbünde yemin ettiler diyor. Süt nedir? Döldür arkadaşlar. Ha, tohum burada. Şimdi burada 5'in sahibinin gücü yani o senin tabii çocuğunu da gösterebilir. Ne yapabilir arkadaş? Dokuzuncu evde ciddi anlamda eğitimli çocuklar verebilir. Eğitimli inançlı, kaliteli birisi ortaya çıkartabilir ve böyle birisi tarafından ne yapmıştır? inançların dahil ki o işte süper ego dediğimiz dönem, 4-7 yaş arası dönem, egonun süper ego katmanı o dönemde oluşur. Buna kız çocuğunda e, elektral, erkek çocuğunda ödüpal evre denir arkadaşlar. Süper egonun oluştuğu kısma ve 5. ev tabii çocuk evi de olduğu için 9'da e, olması o süreçte evet e, iyi eğitilebildiğini gösterir. Eğer o süreçte bir travma yaşanmışsa onun üzerine inşa ettiğimiz binanın sağında solunda kolonlarında kirişlerinde taşıyıcı sistemlerinde çatlaklar, patlaklar, füsürler bel vermeler oluşabilir. Aman Allah, alim Allah, azim Allah, maaz Allah. Şimdi neymiş? 5'in e, sahibini 9'da tabi 5'in e, mesela anlamlarından bir tanesi de kişi Romanya'da şiir yazıyor olabilir. 9'da da işte onu bastırmıştır. E, çünkü 9 bir şeyi aynı zamanda kitap haline getirmektir. Yani bir anayasa kitabı 9'dur. İncil, Tevrat, Kur'an 9'dur arkadaşlar. O yüzden de e, tabii dokuz kutsanmış bir evdir. Dokuzuncu evde ama tabii akrepte olduğunu gözden kaçırmıyoruz. Her halükarda bir gezegen sevmediği burçtaysa ev o gezegeni zaman içerisinde düzeltse bile hakikaten zorlayarak düzelter. Bak zorlar ama yani. E, öğrenirsin de anandan emdiği süt de burnundan gelir. Ona koyarsak ne olur? Demek ki altını sahip olur. Dört öncesi. On dört. E ne oluyor arkadaşlar? Altını sahibi onda. Çok çalışarak kariyer sahibi olmak. Yani ben CEO dostlarımın içinde oraya çantayla satış elemanı olarak girip oradan da en üst kata yerleşen çok insan gördüm. Yani bugün mesela Başak işidir bu. Altı ya bir de. Başak gibi çalış diyor. Sonra diyor oğlak gibi en tepeye tırman diyor. Kim o mesela? Abi ismini veriyorum. Eyüp Aratay. İpragaz'ın Türkiye CEO'su iyi dostumdur. Kendisi de mühendistir. Buradan da selam olsun Eyüp abiye. Mesela Başak Burcu'dur. Altının sahibi on hayatını yaşamıştır kendi hayatında. O anlamda ne yapıyoruz? Takdir ediyoruz. Ya da işte Profesör Doktor Uğur Şahin. Başak. Bak onda. Beğenirsin beğenmezsin. Aşı icat etti. Ya da Aziz Sancar. Başak ne yaptı? Ona çıktı. Başak. Kim? Ee, on numaraydı değil mi? Dokuz Demirel olduğuna göre Demirel'den sonraki reis cumhurumuz e tabi Ahmet Necdet Sezer olması lazım. Değil mi? On bir Abdullah Gül, on iki Recep Tayyip Erdoğan. On üçte o. Ha. İşte Başak Anayasa Mahkemesi başkanı mıydı? Tam emin değilim. Anayasa Mahkemesi'nde çalıştığından eminim. Başkanlığını da yapmış olabilir. Evet. TC reis Cumhur'u. Anladınız mı arkadaşlar? Fakat orada bir mütevazılık, orada bir mütevazı çalışma var. Sağ sonra sizi ne yapıyor? Ona taşımış oluyor böylelikle. Hastalık konusunda uzmanlaşmaları da bu bir kısmının ondan. Evet, 11 olursa 4 çık 7. 7'nin sahibi 11'di arkadaşlar. Ay akrepte 11'de. Vay kıskanç haset kadınlar etrafınızı sarmış olabilir mesela. Aman bir de var ya hani böyle buyurdu Zerdüş kitabından içe şey diyor. Erkek diyor içeride bir yerde diyor yalnızca kötüdür. Ama diyor kadın orada berbattır diyor. Vay vay vay. Hakikaten ha. Şehvetli bir kadının diyor rüyasına gireceğine hunhar bir cani katilim diyor eline düş dahi. iyi. Frederick Nietzsche. Ya Nietzsche ne yaptı kadınlar sana bu kadar ya? Ne yapsın baba da erken ölmüş. Erkek kardeş filan diyor. Hep bacılar, halalar, teyzeler, anneler. Şey kadınlar amamında büyümüş. Bir de Louis Salome'den kırbacı yiyince. Buradaki tabi meselemiz şudur. Şaka bir tarafa. Son tahlilde Üç tane kadın bir araya geldiği zaman birbirinin saçıyla başıyla yok işte ayağındaki çizmeyle falan uğraşıyor. Kadınlar benden daha bilirler zaten. Hiç kalkıp bana şey sallamasyonu yapmasınlar. Yok efendim e, erkekler kadınlara düşman. Ya erkekler zaten adam o gün kedi öldürdü vahşice. Erkekler savaş açıp gidip orada burada birbirini de öldürüyor. Erkekler sapanla yemeyeceği bir tane zavallı serçenin de atıp taşı kafasını kopartabiliyor. Erkekler işte savaş çıkartıp çocukları da öldürüyor. Yani sanki erkekler gidiyor bir tek kadınları öldürüyor. Ya erkeklerin e, bu yemediği halt yok ki zaten. Erkekler birbirlerini de öldürüyor kuzum. Yani erkekler için bu umur adiyeden sayılıyor. Mağara adamı ya 300 bin senedir tabi biz onu et al filan getirsin filan diye zaten orayı burayı vurup kırıp filan böyle bir tür. Yani bunu kişisel algılamayın sakın ha. Netice'de. Diyorsun ya adamdan dayak yedim. Ya tamam da ben hayatım boyunca ağzımı, burnumu, kaşımı, gözümü, kolum, bacağımı ben de 500 kere patakladılar. Erkekten patakladım. Gerçi küçükken anamızdan yediğimiz dayağı da babamızdan yemedik. Eğer öyle bakıyorsan oho benim annemden yediğim dayak var ya oho buradan Kars'a Ardahan'a filan yol olur. İstanbul Ardahan. O yüzden de bırakın bu işi. Bu gezegende herkes birbirine şiddet gösteriyor. Bırakın bu kadın kadınla yok erkek erkek de bak her gün bir çocuk annesini öldürüyor. Daha yeni bugün gene oldu. Bir haberlere bakın. Nedense bu haberler böyle hashtag açılıp Twitter'da yukarıda bir yer bulmuyor. Ya yani Kedinin öldürülmesi buluyor da çocukların annelerini öldürmesinin hiçbir değeri yok. Ben anlamadım ki bu ülkeden bir şey yani annelerin kedi kadar değeri yok. Bir de kadınsın, bir de gelmişsin konuşuyorsun. Sen kedilerle uğraşacağına şu çocuklar niye her gün annelerini öldürüyor diye bir araştırsana. Geçtim artık babalarının, kocalarının gösterdiği şiddeti. Oraya buraya saldıracağınıza abi yaşananları anlamaya çalışın ya. Rabbim gözümüzün içine içine sokuyor bir sürü şeyi. Bırakın şimdi onunla kavga ediyor bu bununla filan. Ee, neymiş arkadaş? Şimdi yedini sahibi 11'de. 7 evlilik evi ya filan böyle evleniyoruz filan deyip milletin böyle gözünün içine içine sokuyorlar ya bir de böyle kına geceleri bilmem ne geceleri davullar zurna lan ben mecbur muyum sen evleniyorsun filan diye senin gürültünü patırtını konvoyunu e, korna seslerini davul zurna seslerini dinlemeye bana ne sovat yani evleniyorsun ne olacak Evleneceksin. Zaten biliyorsun sonrasında 3-5 yıl sonra 2-3 tane de çocuk doğurunca başlayacağınız birbirinizin başının etini yemeye arada olan çocuklar olacak. Sanki evlenecek de mutlu olacak. Vah vah vah. 500 metre gelinlikle evlenmişti Lady yani. En sonunda kocası mı artık İngiliz haber alma, yani MI6 mi MI5 mi öldürdüler gitti yanında sevgilisi Dodoyla. Biz ne evliler gördük ya. Türkiye'nin gündeminden düşmüyorlardı. Bak 27 sene sonra ayrıldılar. Ya Merkür orada, Satürn orada, Terazi'de. Ya başka bir kariyer yöntemi yolu filan düşünün artık. Çünkü evlilik ev kökünden gelir. Ev kiraları da oldu. E, dandik e, evler bile 15-20 bin lira. Milletin zaten maaşı o kadar. Bu iş bitti buraya kadar. Finito, pancito ya da şey yaşanacak. Eskisi gibi filan böyle e, bir göz evde böyle herkes yaşayacak. Çekirdek aileden kabak çekirdeği ailesine geri döneceğiz. Onda beceremez kimse. İki kişi artık aynı evde yaşayamıyor. Şartlar değişti. Şartlar değiştiği için kafa yapısını değiştiriyorsunuz. İnatla yok dediğim dedik öttürdüm düdük pozisyonu almıyorsunuz. Şeye benziyoruz ya bu çocuklarımızda var ya böyle. Anne ben şeker istiyorum. Yiyemezsinler ağzının ortasına bir tane çakarım. Gerçi her yerde kamera da var. Ana sana o şekeri işte öğün arası vermemeye çalışıyor. Her ana baba da kötü değil ki böyle bir şey yok ki. Zaten kimse kasıtlı kötülük yapmıyor tabii yani. Orası kesin ama... <laughs> hayat devir değiştiğinde siz ona adapte olamazsanız maalesef yanlış işler yaparsınız. Bu kadar. Hayat da sizi ödüllendirmez. Balık bin yılının, balık 2000 yılının doğruları kova 2000 bin yılında hiçbir değeri yok. Bu kadar. O doğru o yanlış meselesi değil. Doğru ve yanlış zamana ait bir şeydir arkadaşlar. Zamanın ruhu değişti. 7'nin sahibin 11'e koyduğumuzda ne yapabilirsin? 11 mesela toplumu topla. Şey evim var mesela düğün salonu açmışsın filan böyle. Ya da bu bir adliye sarayı pozisyonu aslında 7'nin sahibi 11'de. Dünyanın en büyük adliyesine sahibiz. Çin'iz ya biz Hindistan'ız ya nüfusumuzda 1,5 milyar filan normaldir. Şimdi neymiş arkadaşlar? Bir evi yöneticisini öbür eve taşıdığımızda o iki ev arasında bir etkileşim oluşur ve o bağlantıyı da siz kendiniz ne yapın örneklerle kurun. Peki 12'ye koyarsak ayı işte TC haritası ay 12. Kadınlarımızın çoğu evde yatıyor. Freelance çalışıyorlar. Moda oldu zaten. Annem de freelance çalışıyordu. Anam da freelance'e geri döndü. Home office. 8'in sahibi nerede? 12'de. Bu 8'in sahibi tabi birçok anlama gelebilir. Yani bu bir genel evde çalışan kişiyi de gösterebilir. 8 nedir? Sekstir. 12. evde nedir? Bradle. Genel ev. Karhane, kar yapılan yer. Yok aslında eskiden süs sağlayan yer. Şimdi buradaki meselemiz ne arkadaşlar? 8'i 12'ye taşıdığımıza göre bu tabi bir mafya pozisyonda olabilir. Yani gizli kapaklı derin işlerle uğraşıp milletin çoluğuna çocuğuna pudra şekeri satan bir hıyarın işi de olabilir. 12'dedir. Gizli kapaklı iş yapıyordur. Ama tabi 8'in sahibi 12 değil de kötüdür diye bir şey yok. Yani papa da 8'in sahibi 12 bir şahıs olabilir. Yaşıyorlar işte papalık seçimleri olur tamam mı? Bir bez yakılır önce bir seçimin neticesi hasıl olur. Yoksa kapalı kapılar arkasında 12'de yani öyle günlerce filan tartışılır. Papa seçilir, kapılar açılır. Ölüm üzerine ahkam kesilir. Herkes anlatır işte cennet şöyledir, cennet böyledir filan. Bu tabi hastanede çalışan bir cerrahı da gösterebilir. Neyse de Kasilehanede çalışan ölü yıkayıcıyı da gösterebilir. Son tahlilde ama hani zorlu bir pozisyondur. Yani biraz pis işler. Yani hep arkada çalışan, göz önünde olmayan. Değil mi? Takdir görmeyen, öyle 10. 11. evde olunca ne güzel görür insanlar alkışlar filan. O biraz tabi ikincil bir pozisyon. Arkada kalan ya da öyle olması, öyle yürütülmesi gereken bir şey. Daha çok böyle bir 12-8'i ezel ya da Kurtlar vasip pusu izleyenler. Filmlerimizde çok ama yani 8-12 bağlantılı işler. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Allah yar ve yardımcınımız olsun.